Bundan sonra yapılacak değişiklikler, hali hazırda yapılan araştırmalarda, anketlerde oy kaybının devam ettiği görülen AK Parti'ye bir can suyu olabilecek mi? Buradan bir başlayacağız. Can Kakışım, nasıl bir değişim öngörürsün? Genel merkezde ya da parti grubunda yapılması planlanan değişiklikler AK Parti'ye kaybettiği ivmeyi kazandırabilir mi? Hayır, kazandıramaz. Çünkü AK Parti artık bu noktadan sonra hiç kimseyi samimiyetine inandıramaz. Yani şimdi örneğin bir iktidar gelecek ve diyecek ki ben çok iyi bir anayasa yazacağım, çok demokratik olacak, çok özgürlükçü olacak vesaire. Siz buna inanmak için öncelikle onun şimdiye kadar yaptıklarına bakarsınız. Örneğin mevcut anayasayı uygulayıp uygulamadığına bakarsınız ve ona göre onunla alakalı bir kanaata sahip olursunuz. AKP anayasaya uyacağına dair bir görüntü sunuyor mu? Hayır, tam tersi. Şu anda mevcut olan anayasaya bile uymuyor. O zaman onlardan daha iyi bir anayasa çıkar mı? Mümkün değil. Veya AK Parti ne diyecek? Benim bundan sonraki süreçte Türkiye'de ekonomiyi rayına oturtmak için bazı planlarım var. İşte şunu şunu yaparsak iyiye gidecek. Peki yine yaptığında bakacaksınız. Türkiye son 10 yılda herhalde tarihin en büyük fakirleşmesini yaşadı. Yani şaka gibi 10 sene Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası sürekli azaldı. Yani sürekli fakirleştik. İleriye gitmeyi bırakın. Yerimizde bile sayamadık. Fakirleştik. Şimdi insanlara bunu söylediğinde bu onlar için bir ikna edici unsur olacak mı? İnandırıcı olacak mı? Tabii ki olmayacak. Veya dese ki ben Türkiye'de işte insan haklarına saygı duyacağım. Türkiye'de atıyorum kadın haklarına saygı duyacağım. Türkiye'de insanların yaşam tarzına artık karışmayacağım dese bir güven uyandırabilir mi? Hayır, uyandıramaz. Zaten AK Parti de artık bunların peşinde değil. Bu konularda bir farklı imaj yaratamayacağını görüyor. O yüzden de ne yapıyor? Umutlar üzerinden değil, korkular üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Yani diyor ki biz eğer ayrılırsak ülkede terör örgütleri boy gösterir. Biz ayrılırsak işte Türkiye'nin komşuları Türkiye'yi paramparça eder. Biz ayrılırsak FETÖ'cüler ülkeyi yönetmeye başlar. Bunun dışında AK Parti'nin söyleyebildiği bir şey kalmadı. Yani artık umut yaratamıyor. Sadece korkular üzerinden siyaset yapıyor. Bundan yararlandığı, bu cepheleştirmeden veya insanlara sürekli endişe salmaktan şimdiye kadar yararlandı. Ama o kadar büyük bir Türkiye'de huzursuzluk ve kitlesel yoksulluk var ki bu noktada herhangi bir sonuca varamıyor. Şimdi AK Parti ne yaparsa yapsın bu imajı değiştiremez. Bu bir. İkincisi, AK Parti'nin artık yeni bir imaj ortaya koyabilecek bir kadrosu da yok. Yani hem alttan böyle bir yeni kadro gelmiyor. Hele gençlerde tepki son derece büyük. Yani AK Parti'ye yönelik herhangi bir teveccüh söz konusu değil. Hem de AK Parti içerisinde olan eski dönemde önemli görevler almış. Fakat işte kendi özgül ağırlığı olan hiçbir insan artık AK Parti'nin içinde değil. Yani bakın, AK Parti'nin içinde olan ve AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın attığı politik adımlara itiraz edecek olan, ya biz bu ülkeye ne yapıyoruz diyebilecek karakterde olan hiç kimse AK Parti'de zaten kalmadı. O zaman siz neyi değiştireceksiniz? Değiştirdiğiniz kişileri kiminle ikame edeceksiniz? Birisini gönderdiğinizde onun yerine kimi koyacaksınız? İşte Murat Kurum gibi başarısız bir figürü aldı. Yani bir de mağlup olmasından şöyle birkaç ay sonra en önemli bakanlıklardan birinin başına getirdi. Neden? Çünkü başkasını bulamıyor. Şimdi eğer siz bir kadro sıkıntısı yaşıyorsanız, nitelik sıkıntısı yaşıyorsanız artık siz toplumsal tabandan bağınızı koparmışsınız demektir. AK Parti'nin bugün yaşadığı temel bir problem bu. İnsanlar için artık umut vadeden bir yapı değil. Peki o zaman değişimi de ama bir taraftan yapmaları gerekiyor. Ne olacak? İşte gidecek en gereksiz birkaç kişiyi değiştirecek. Onun yerine başkalarını getirecek. Gelenle giden arasında nitelik açısından hiçbir fark olmayacak. Hatta belki gelen kişi daha niteliksiz olacak. Ama bunun üzerinden bakın biz bunun dersini aldık, yolumuza devam ediyoruz diyecek. Ama AK Parti ne niteliksizlikten kurtulacak ne de Türkiye'ye dair politik adımlarında daha fazla Türkiye'nin çıkarını gözeten bir tavır ortaya koymaya başlayacak. Çünkü bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan ne? İşte gelir dağılımı adaletsizliğinin bir an önce son bulması, öyle değil mi? Fakirle zengin arasındaki farkın kapanması. Şimdi bu konuda AKP adım atarsa,
AKP diye bir şey kalmıyor ki zaten. AKP demek fakirden alıp zengine vermek demek. Veya hukuka dair, hukuk devletine dair bir adım atacak desek. Yani bu AK Parti'nin artık kuruluş kodlarına ters hale geldi. Çünkü siz hukuksuzluğu gidermeye çalıştığınız zaman artık orada bir AK Parti kalmıyor. Yolsuzlukları bitirmeye karar verdiğinizde artık AKP denilen bir şey kalmıyor. Artık bunlar AKP'nin kurucu unsuru, yapıcı unsuru. Yani yolsuzluğu, hukuksuzluğu, fakirliği, zenginle fakir arasındaki gelir farkını siz kaldırdığınız zaman zaten AKP diye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla AKP bunlardan ayrılamaz. AKP artık bunlarla birlikte devam etmek durumunda. Böyle bir denge kendi içerisinde kurmuş. Zaten bunları değiştirmeye dair bir irade de ortaya koymuyor. Yani Nurettin Nebati de fakirden alıp zengine veriyordu. Bu da fakirden alıp zengine veriyordu. Önceki İçişleri Bakanı da Türkiye'de özgürlükleri kısıtlıyordu. Bu da aynı bunu yapıyor. Milli Eğitim Bakanı hatta daha da kötüye gitti. İyice Türkiye'de layık demokratik eğitimin canına okuyor şu anda. Dolayısıyla AK Parti'nin artık bir değişim ortaya koyması mümkün değildir.